Eve gidelim. Gidelim. Neden ulaşamıyorum? Nerede bunlar? Çikolata. Sende de var. Diğer tarafta. Madu, tatlım. Telefonla ulaşamadım. Çok endişelendim. Her şey yolunda mı? Peki doktor size ne dedi? Anne her şey yolunda mı? Evet anne. Bu çok iyi. Yemeğe oturacağız. Anne biz Karıcığım, senin kafa karışıklığın herkesin yemeğe geç kalmasına neden olacak. Biz yemek yedik. Yemek? Dışarıda mı yediniz? Karıcığım, hatırlat da bir dahaki sefere tatlı olarak sana çikolata alayım. Uzun zamandır yememiştim. İyi geceler anne. İyi geceler. Madu, bugün olanlar stüdyoda olanlar erkeği o... Sen bir şey söylersen ben de söylerim. İkimiz de söyleyeceksek kim dinleyecek? Bizi dinlemesi için bitti mi Şahral? Stüdyoda her ne olduysa bence yani biz değilim. Ama sanırım haklıydım. Bu bence bu
Kanjama'nın ruhuydu. Ne? Evet. Kanjama'nın ruhu. Arkay, sen yok musun? Karıcığım. Ciddiyim. Yani bir düşünsene. Radyo neden bir anda durdu? Kanjama'nın ruhuydu. Kesinlikle oydu. Ayrıca ben bir gölge de gördüm. Arke lütfen sessiz ol artık. Karıcığım merak etme. Kanjama'nın ruhu bu stüdyoda yaşıyor. Onun dışarı çıkması yasak. Tamam mı? Korkma. Dün gece geç vakte kadar radyodan şarkı dinlemediysen tabii. Arkay. Karıcığım Arkay'e müsamaha gösteriyorsan... Demek ki Kanjama'nın ruhunun hiç şansı yok. Arkay sana... Karıcığım buradayım. Korkma lütfen. Korkma tamam mı? Büyük patron bir şey istiyor. Evet, büyük patron korkulacak bir şey olmadığını söylediğini sana hatırlatmak istiyor. Büyük patron Madu'nun hemen kendine gelmesini ve Arke ile konuşmasını istiyor. Efendim karıcığım, buradayım ve hayattayım. Yarın bize yemeğe gelecek misin? Bize mi? Ben her gün evimizde yemek yiyorum. Hayır yani annemin evine. Annenin evine mi? Neden? Seninle tanışmasını istiyorum da. Neden? Sen yeni bir annemi aldın. Eskisiyle tanışmıştım ya. Hayır. Yarın farklı olacak. Ne farklı olacak? Söylesene. Yarın gelecek misin diyorum. Tamam geleceğim tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Annem hala aynı. Ama ben onun yeni erkeğiyle tanışmasını istiyorum. Çok mutlu olacak. Sonra sana seni ne kadar sevdiğimi söyleyeceğim. Kalbimden geçenleri açıklayacağım. Seni seviyorum Arke. Seni seviyorum. Anne, çayı koydum. Söyleseydim patil getirirdi. Sadece çayı getirmeye gelmedim. Ayrıca özür dilemek istedim. Anne, yaptığım şey yüzünden kalbinin kırıldığını biliyorum. Ama
Ama inan bana o kadar erken kalktım ki hepsini yemem zor oldu. Çok denedim. Gerçekten buna inanmalısın. Anne biliyor musun yıllardır böyle bir şey olmadı. Kalbini kırmak istemedim. Bu yüzden sana hiçbir şey söylemedim. Senin hiçbir şekilde kalbini kırmak istemedim anne. Sargıyı yemediğin için kızgın değilim. Bana bir şey söylemediğin için kızgınım. Söyleseydin seni sevebileceğim bir şey hazırlardım. Biliyorum anne. Bu benim hatam. Bir şeyler hazırlamak istemiştim. Ama Arkay doktor konusunda dün bize yalan söyledi. Belki de kim bilir doktor randevusu adı altında Madu'yu gezmeye götürmüştür. Evet evet. Öyle deyip dışarı çıktılarsa bu güzel bir yalan olur. Madu ile zaman geçirmek istiyorsa bunun ne zararı? Bu harika bir şey. Hı? Evet. Evet anne. Zamanında geleceğim. Arkay mi? O hala uyuyor. Ben uyandırırım. Arkay. Uyan hadi. Malik, hiçbir şey duymak istemiyorum. Lütfen git buradan. Padmini. Buraya kendim için gelmedim. Madu için geldim. Madu geldiğinde seni evde bulamazsa bu durumda onun kalbi kırılacak. Böyle bir durumda ne hisseder düşünsene. Başının çaresine bakar. Bir gün evden ayrılıp Roma'nın yanına yerleştiğimi öğrenecek zaten. Neden bu kararı verdiğimi anlayacak. Ama anlayamadığım bir şey var. Trishna sana bunu neden söyledi? Bunu hiç anlamıyorum. Bunu sana söylememesi gerekirdi. Trishna'dan bunu hiç beklemezdim. Anne neden saklayayım? Anlatmam gerekiyordu. Her neyse. Senin tek istediğin güzel kızının zarar görmemesi. O zaman neden Malik'e katılmıyorsun ha? Bunu kızın şoke olmasın diye söylüyor. Malik'i dinlemelisin anne. Onu dinlemek zorundasın, anladın mı? Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Hiçbir şey. Arkay, kıyafetlerin hazır. Kahvaltında masada duruyor, tamam mı? Beni evden göndermeye çalışıyorsun. Neden peki söyle? Göndermeye çalışmıyorum ben. Çıkıyorum sadece. Bu yüzden her şeyi hazırladım işte. Nereye gidiyorsun? Arkay, sana söylemiştim ya. Ben anneme gidiyorum. Sen de öğle yemeği için gelecektin. Geleceksin değil mi? Gelmeyecek misin yoksa? Ben çıkıyorum. Tamam mı? Sen öğlen gelirsin. Daha önce değil. Yoksa yemeği yetiştiremem ben. O zaman kızarsın ve karıcığım diye. Unutmadım. Yemeğine geleceğim. Kahvaltıya değil.
Tamam, gidiyorum. Hoşça kal. Güle güle. Madu? Özür dilerim anne. Ben... Önemli değil. Ne oldu? Bir şey mi var? Özür dilerim. Size söylemeyi unuttum da. Ben... annemin evine gidiyorum. Anlıyorum. Anne, evde yapılacak işler varsa gitmeyeyim. Yani öyle önemli bir durum yok. Ben sana bir şey söylemek istiyorum Madu. Gerçekten çok utanıyorum kızım. Anneni arayıp af dileyecek yüzüm bile yok. Olanlardan dolayı o kadar üzgünüm ki sana büyük haksızlık ettiğimi biliyorum. Hem sana hem de annene. Anne, yapmayın, neler söylüyorsunuz? Gördüklerinize göre yorum yaptınız. Sizin bir suçunuz yok. Kötü niyetli davranmadınız. Üstelik annem de anlayacaktır. Anne, lütfen olanları unutalım, tamam mı? Benim bir sürü hazırlık yapmam gerek. Annemin evine gidip sonra da Arke'yi öğle yemeğine davet edeceğim. Yani aslında kabul etti. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Eğer admini razı olmazsa onu hiçbir şeye zorlayamam. Hayır Malik, hayır. İnsanlar seni incitip sonra da rahat rahat hiçbir şey olmamış gibi gidemezler. Anne, Malik'i neden affetmediğini ben biliyorum. Çünkü onu asıl affetmeyen Madu, değil mi? Ama sen de çok iyi biliyorsun ki Malik ne yaptıysa aslında senin kızının iyiliği için yaptı. Madu bu kadar basit bir gerçeği nasıl göremiyor? Bu kız ne zaman bu kadar aptal oldu? Madu her şeyi anlıyor. Ve kızım olarak da beni çoktan bağışladığını bilmen gerekir. Ben onun kızgınlığını çok iyi anlıyorum. Ben de çok üzgünüm. Çünkü sırf benim yaptıklarım yüzünden Madu'yu... Harika. Sen de başladın öyle mi? Malik, İnan seni anlayamıyorum. Nasıl oluyor da Madu'ya bu kadar anlayış gösterebiliyorsun böyle? Onun hiç de masum olmadığını biliyorsun. Annem de Madu da seni çok kırdılar, incittiler değil mi? Kızını kurtarmak için neler yapman gerekti? Yine de hiçbirinin suçları yok öyle mi? Onlar masum ama suçlu sensin öyle mi? Neler olduğunu gerçekten anlamıyorum. Anne, anne bak bu adam Malik. Bizi o kötü adamın elinden kurtaran adam. Bizi daha doğar doğmaz öldürmeye kalkan adamın elinden. O bizi korudu. Başımızı sokacak bir çatı verdi bize. O bizi seviyor. Öyle ki kendi evinin dışında yatıyor. O da sırf biz burada rahat uyuyalım, tedirgin olmayalım diye. Yalan mı? Anne, bir insan neden bu kadar kendini paralar? Bir yabancıya ve çocuklarına daha ne kadar yardım edebilir? Bütün bunlara rağmen bir de kendini bize affettirmesi lazım, öyle mi? İyiliklerini de ne çabuk unuttunuz. Ne kadar nankör insanlarsınız siz. Ben artık her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Hepsi yalandı değil mi? Her şey bir oyundan ibaretti. Siz bencilsiniz ve Mali'yi hep kullandınız. Mali'yi sadece kullandınız. Annenle ne biçim konuşuyorsun? Gördün mü anne? Gördün mü? Ben ona iyilik yapıyordum. Ama o bana nasıl bağırdı? Anne düşünsene. Bu adam sana bu kadar saygı duyuyor. Seni bu kadar önemsiyor. Sus artık. Tek bir kelime daha etme. Ve çabuk annenden özür dile. Bu olanları Madu kesinlikle öğrenmeyecek, tamam mı? Çabuk özür dile. Özür dile annenden. Ondan özür dile diyorum.
Dışla! Dinle. Onun söyledikleri yüzünden sakın canını sıkma. Üstüne de alınma. Öyle kızmış ki ağzından çıkanı kulağı duymuyordu. Senden rica ediyorum. Lütfen eve dön. Madu'yu üzgün görmek, inan beni de çok üzüyor. Ve sana söz veriyorum, Madu bu eve döndüğü zaman bu evden uzak duracağım. Evet, eve gelmeyeceğim. Şeyi kızın için yaptım. Doğru mu yanlış mı diye düşünmedim. Ama kızın aynı zamanda evli. Neden yapıyorum bunu? Bunca şey olup bitti. Ama ben buraya nasıl bu kadar kolay gelebildim? Anne. Neden bana söylemedin? Roma geri mi döndü? Roma mı? Yok öyle bir şey. Kim söyledi bunu? Baktım, onun odasından çıktı. Anne, her şey yolunda mı? Doğru söyle, bir şey mi saklıyorsun? Bu ev o kadar çabuk dağılıyor ki. Sen de biliyorsun kızım. Odayı temizleyeyim demiştim. Döndüğünde Roma'dan bir ton azar işitmeyeyim. Anne, açık konuşsana. Neden lafı geveliyorsun? Sen kendini yorma diye bağırıp duruyorsun ya bana. O yüzden kızım. Hadi gel yukarı gidelim. Anne. Ben... Seni yarın öğle yemeği için sabahtan ararım demiştim. Ama sonra buraya geldikten sonra çok... Tuhaf hissettim. Hayır Madu, o nasıl söz, neler diyorsun? Aklını mı kaçırdın? İyi ki buraya geldin canım. Gel hadi. Gel. Anne. Malik ve ablam neredeler? Anne, biliyorum sabah ben seni aradım ama şimdi kendimi tuhaf hissettim. Ben anne, en iyisi ben eve geri döneyim. Neden şimdi böyle diyorsun Madu? Arke'yi yemeğe davet ettik kızım. Hadi gel bana yardım et. Madu, bak. Malik şu anda burada değil çünkü burada olursa varlığının keyfimizi kaçıracağını düşündü. Peki abla? Sen her zaman olumsuz düşünmek zorunda mısın? Onun acil bir işi çıktı. Şu anda dışarıda, tamam mı? Alınma. Anne, biz birbirimizi hep yanlış anladığımız için ayrı düştük ve artık görüşmüyoruz. Ama ben yine de onu görmeyi çok istiyorum. Onu gerçekten çok seviyorum ve yakında onu yine sımsıkı kucaklayacağım. Her şey yoluna girecek, değil mi? Değil mi anne?
Birçok kardeş ara sıra kavga eder. Ama insanın kalbi kırılacağına dişi kırılsın. Artık kötü şeyler olmayacak. Madhu, bundan böyle sadece geleceğini düşün. Hadi, şimdi söyle bana. Aman Allah'ım, RK Süperstar bizim evimize öğle yemeğine geliyor. Ne yemek hazırlasam acaba? Çin yemeği mi, İtalyan mı? Ama o yemekleri hiç bilmiyorum ki. Hint yemeği. Nohutlu pilav. Nohutlu pilav mı? Bu arada söyler misin? Sen bir anda bu öğle yemeği işini nereden çıkardın? Özel bir durum mu var? Hayır anne. Öyle özel bir nedeni yok. Öylesine. Annenden neden utandığını bir anlayabilsem, sende bir şey var. O yüzden de benden çekiniyorsun. Çünkü annen sarını öğrensin istemiyorsun, değil mi? Anne, yemeği hazırlasak. Yoksa arkaya gelince aç kalacak. Gel, lahana yapalım. Hem ablam çok seviyor. Hissediyorum. Öğle yemeğinde ablam da burada bizimle olacak. Yemekte hep birlikte olacağız. Hadi. Lahana nerede? Bildiğin gibi odanın bir kapısı var. Girmeden önce çalman gerekiyor. Kapı çalmayı bilmiyor musun? Çaldım zaten. İki kez çaldı. Ama anlaşılan derin düşüncelere dalmış gitmiştin. Madhu'ya. Karım o benim. Sorun mu var? Odamdan çıkar mısın? Ne oluyor Arki? Ne dedin sen şimdi? İstediğin odandan çıkmam olsun. Dünyayı bile terk etmemi istesen inan bana, sırf mutlu ol diye onu da yaparım. Madhu, biraz dikkat et kızım. Sabırlı ol, arkaya geleceğim. Evet, gelir birazdan. Patron, patron, patron! Neler oldu? Ben de sizinle gelseydim. Neler oluyor anlamadım. Patron! Bittu, bırak gitsin, karışma. Yapımcıyla sen yalnız da görüşebilirsin. Çünkü o şu anda çok daha önemli bir yere gidiyor. Nereye? Madulara gidiyor öğle yemeğine. İnanmıyorum. Ne diyorsunuz teyze? Bu gerçekten de harika bir haber. Anne, telefonunu açmıyor. Kızım belki çekimdedir çocuk. Çekimdeyken telefonu nasıl cevaplayabilir ki? Lütfen. Telefonu kapalı, açmıyor. Bittu'yu arıyorum, o da açmıyor. Tedbirsizliğin bu kadar olur mu?
Sabah özellikle arayacağım dedim. Yine unuttu. O zaman sen de ev telefonundan ara. Aradım anne. Dipali ile annem dışarıda. Arkeyde saatler önce çıkmış. Hizmette söyledim. Madu. Otur. Sabırla bekle. Elbet gelecek. Otur. Madu. Çocuğun mutlaka acil bir işi çıkmıştır. Bu kadar endişelenme. Olur böyle şeyler değil mi? Eğer benim için endişeleniyorsan sakın yapma. Ben Arke'yi ilk kez görmüyorum ki. Onunla daha önce kaç kez karşılaştık? Eğer yemekleri çok yaptık diye meraklanıyorsan yine rahat ol. En kötüsü hepsini biz yer bitiririz, tamam mı? Hayır anne. Arke'nin gelmesini gerçekten çok istiyorum. Onun gerçekte nasıl biri olduğunu öğrenmeni çok istiyorum. Hakikaten o iyi bir insan. Kibirli süperstar Arke'yi değil de Rişab'ı tanımanı çok isterim anne. Sevdiğim adamı. Madu. Ben gerçek Rişab'la tanıştım zaten kızım. Biliyorum. O kibirli Arke'den çok farklı biri. Ama bana böyle yarım yamalak konuşma lütfen, olur mu? Madu. Ben daha en başta anlamıştım zaten. Sen ona aşık oldun değil mi? Hem hepsi bu da değil. Sen nasıl ona aşık olduysan, o da aynı şekilde sana aşık oldu. Harikasın anne, harikasın. Onu daha ne kadar kandıracaksın? Küçükken onu tatlıyla kandırmak kolaydı, öyle değil mi? Peki şimdi tatlı yalanların aynı işi görüyor mu? Hı? Trishna, sen ne dediğinin farkında mısın? Anne bana engel olma. Madu'yu hayal dünyasından çıkarmak şart oldu. Gerçekleri görmesi gerek artık. Bu arada Arke bugün neden gelmedi biliyor musun? Çekimi ya da acil bir işi olduğu için değil. Buraya gelmek istemedi çünkü. Canı gelmek istemedi, o kadar. Trishna, kızım senin neyin var? Neler söylüyorsun? Duymak istemediğiniz yapma. Gerçekleri söylüyorum tabii. Sana bir şey soracağım Madu. Arke bu evliliği kabul etti mi? Sen bir aptalsın. Gerçekten de koca bir aptalsın. Arke seninle neden mi evlendi? Çünkü senden iyi bir intikam alabilirdi. Başka bir nedeni hiç olmadı. Artık hayal dünyasında yaşamayı bırakmadı. Aklını başına al ve düşün. Mantıklı düşündüğün zaman bu ilişkinin gerçeğini çok net göreceksin. Senin sevgin ve ona olan aşkın hepimizin hayatını mahvetti. Bunu göreceksin. Yeter. Malik'e söz verdin, ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Sen Arke ile mükemmel bir evde yaşayıp dillere destan bir hayat sürerken Malik'i affetmediğin için annem bizi, Malik'le ikimizi bıraktı. Roman'ın yanında kalıyor. Anne? Evet Madu. Bir kez daha senin yüzünden kimse de huzur filan kalmadı. Hepimizi mahvettin Madu. Hayatlarımız mahvoldu. Evimi aldın. Her şeyimi aldın. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Bu aileden gördüklerini ne çabuk unuttun. Bu evdeki mutluluğu yok eden sensin. Buna rağmen başka bir aileyle yeni bir hayat kurup sonra tekrar buraya gelecek cesareti bulabiliyorsun. Evet Madu. Sen bizim mutluluğumuzu çaldın. Unutma bunu. Ve ben seni tüm kalbimle lanetliyorum. Asla mutlu olamayacaksın. Ne Arke ile yaptığın evlilikte ne de başka bir şeyde. Asla mutlu olamayacaksın. Kızım, asla mutlu olamayacaksın. Asla. İçeri götür onu. Hadi. Bak şuradaki odaya. Madu? Madu neyin var kızım? Madu?
Rişap. Madu, Rişap nerede? Madu. Ne oldu? Rişap nerede? Odasında olabilir anne. Ne? Odasında ne işi var kızım? O bugün sizin eve gelmeyecek miydi? Hayır anne. Gelmedi. Ama buradan size gitmek için erken çıktı. Anne. Ne oldu? Ben sandım ki bize gelmediğine göre eve dönmüştür. Aradım ama telefonu da kapalı. Bir tüy aradım, o da kapalı anne. Telefonu kapalı. Evde de olmadığına göre bu... Peki nereye gitti bu çocuk? Bilmiyorum. Bir dakika. Mangeş. Set yöneticilerini ara. Arkeyner'de bir sor bakalım. Ona ulaşamıyoruz. Tabii. Madu. Sen de Bittu'yu bir daha ara hadi. Bütün numaralarını aradım anne. O da bir türlü açmıyor. Açmıyor demek. Dur bir de ben deneyim. Bittu? Yenge özür dilerim. Bittu saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Toplantıdaydım açamadım. Tamam önemli değil. Arkey nerede? Evdedir herhalde. Hayır Bittu evde değil. Patronun nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ne oldu? Ne? Bittu ne diyor kızım? O da yerini bilmiyor. Arkey nerede? Aman Allah'ım. Bittu bir şeyler öğrenebilmiş mi? Hayır anne. O da arıyor. Ama Arkey'den hala haber alan yok. Madu. Kızım ben korkmaya başladım. Yani umarım iyidir, kötü bir şey yoktur. Seni tüm kalbimle lanetliyorum. Asla mutlu olamayacaksın. Ne Arkey'le yaptığın evlilikte ne de başka bir şeyde. Polisi mi arasak acaba? Sen karışma. Koca devlet bize ayrıcalık yapacak değil herhalde. İşin gücün saçmalamak zaten. Başka bir şey yaptığın yok. Yaz bunları not al. Madu kızım. Ben iyice korkmaya başladım. Anlamadım. Birden nereye kaybolur gider bu çocuk. Öğlen sizin eve gelecek diye biliyordum. Ama bu... Sizin aranızda Arkey'den haberi olan var mı çocuk? Son gördüğünüzde nasıldı? Birinize bir şey söylemiş mi? Hayır anne. Onunla kimse konuşmadı. Daha sakin ol canım, sakin ol. Boşuna endişeleniyorsun. Oğlunu tanımıyormuş gibi konuşma. Genelde ne yaptığını kendi bile bilmeyen bir adam o. Kim bilir nerede kimlerle takıldı. Küçük bir çocuk değil ya. Sakin ol sen, tamam mı? Öyle deme, ben Rişap'ımı tanırım. Gitmeyeceği yere gideceğim diye söz vermez o. Haklısın anne. Ama bizimle hiç konuşmuyor ki nereye gittiğini bilelim. Hayır. Onunla hiç konuşmadı. Bay Batı'ya da öyle. Bay Arkey'le hiç konuşmadı. Efendim, Bay Arkey onlara dikkat etmemizi söylemişti de o yüzden. Bakın, evin bu halinden kesinlikle hoşlanmıyorum. Bittu'yla da Arkey'le de kendim konuşacağım. Gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Gitmeden önce size son kez rapor vermek istiyorum efendim. Bayan Dipali Bay Arkey'le çıkmadan önce konuştu. Sonra da Bay Arkey çıkıp gitti. Ne? Anne, evet konuştuk ama ciddi bir şey değildi. Yani anne ben sadece ben Arkey'e ilacını verdim o kadar. Elinde ne bardak ne de ilaç vardı efendim. Saat 2'de Dipali Bay Arkey'in odasına girdi. Saat 2.25'te Dipali hala Bay Arkey'in odasındaydı. Bay Arkey odada mıydı? Ondan emin değilim.
Arkay nerede? Ne konuştuğunu söyler misin? Efendim? Kendine gel. Benimle ne biçim konuşuyorsun? Sana sadece bir soru sordum. Arkay nerede? Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ama biliyor olman gerek. En son sen konuşmuşsun ve şu anda evde olmadığına göre... Bakmadım. Öncelikle ben Arkay'a özel bir şey söylemedim. Ayrıca özel bir şey söylemiş olsan bile sen Arkay'ı hala tanıyamadın. Başkalarının sözüne göre hareket eder mi bana sence? Bana masal anlatma. Ona ulaşmanın başka yolları da var ama. Eğer Arkay'ın bir şekilde senin yüzünden üzüldüğünü öğrenirsem... Seni pişman ederim. Saat 2'de onun odasında ne işin vardı söyler misin? Neden kendi odanda değildin? Bunu unutma. Annemin evine gidiyorum. Seni de öğle yemeğini oraya bekliyoruz. Gelirsin değil mi? Beni üzmezsin değil mi? Git buradan hemen. Gidiyorum. Ama gitmeden önce soruma bir cevap almak isterim. Madu sana nasıl hitap ediyor? Şiiri 1008 diye. Suvarnam, Mangalam, Çanakya, Şarmaji. Arkay, ben dalga geçmiyorum. Hadi söyle. Madu sana ne diyor? Arkay mi diyor? Süperstar Arkay. Her şeye sahip bir adam. Bütün dünya ona deli oluyor. Etrafında dönüyor. Resmen pervane oluyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Söylüyorum işte. Şu anda her şeyin var. Para, şöhret. Bunlara rağmen sahip olamadığın tek şey nedir? Evet. Sevgi. Hayatında sevgi yok, öyle değil mi Arke? Sevdiğin herkes seni bırakıp gitti. Sevgi seni sevmiyor Arke. Senden nefret ediyor. Babanı sevmişti. Ama seni terk etti. Anneni sevmişti. O da gitti. Dipali çık. Git. Odamı hemen terk etmeni istiyorum. Dipali. Dipali'yi de sevmiş. Beni çok sevdin, öyle değil mi? Ama ben de sana geri dönemezdim. Arkay, beni hayatına yeniden alman için yalvaracak değilim. Bunu sakın aklından bile geçirme. Tek istediğim bir gerçeğin farkına varma. Hayatında sevgiye asla yer olmayacak. Bunu ne zamana kadar kovalayacaksın? Kabul et, mükemmel bir dünyada değiliz. Kimi her şeye sahip olabilir. Ama sevgiye olamaz. Üstelik o insan Arkay bile olsa. Bir düşün. Seni sahip olduklarının diğer herkesin hayali. Onca para, şan şöhret, saygınlık. Ama sahip olamadığın o tek şeye başkaları çok rahat sahip oluyor. Sevgi. O sahte karına gelince o da zaten Madu seni... hakkında tek bir kelime bile etme sakın. Arkay, sakin ol.
Aslında onu takdir ediyorum. O sana aşık olmaya başladı, değil mi? İçten ve gerçek bir aşk. Sen ne zaman böyle karşımda olsan, kalbimiz de çarpmaya başlıyor. Tuhaf bir şey oluyor bana. Ve şundan da adım gibi eminim Arkay. Sen de ona delicesine aşık ol. Ama ne fayda, değil mi? Çünkü o Arkay'ı seviyor. Süperstar Arkay'ı, o havalı Arkay'ı. Daha önce belki rüyasında bile görmediği şeyler gözünün önünde. Bunları ona sen verdin. O da bu yüzden seni, Arkay'ı çok seviyor. Anneannemin çok sevdiğim bir sözü vardı. Hırsız her gördüğünü hırsız sanırmış. O çok akıllı bir kadındı. Ve bu sözünü gerçekten çok severim. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi. Madu. Madu, Arkay'ın ününe aşık oldu, öyle mi? O beni sadece para ve lüks için seviyor. Vurulduğum zaman mabede bu yüzden yalın ayak koştu. Bana kanını verdi, hayata döndürdü. Ama beni lüks ve para için seviyor, öyle mi?